İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri nelerdir peki? En başta belirtisi sık idrara gitme. Evet. Ve idrar yaparken tam idrar yaptığımız yerde yanma, sızlama, ateş, sırt ağrısı, böbrek ağrısı gibi belirtiler idrar yolu enfeksiyonu belirtisidir. Mevsimsel değişikliklerde bu belirtileri ön plana çıkartabilir mi? Kış mevsimlerinde özellikle biraz daha fazla sıkı giyiniyoruz ve dar eğer giyinirsek bu idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Çok hijyenimize dikkat etmezsek, soğuk olduğu için çok yeterli yıkanmazsak, özellikle dar dediğim gibi giysilere maruz kalırsak bu birazcık daha idrar yolu enfeksiyonu sıklığını arttırabiliyor. Dar ya da kıyafetler giymek, çok dar kıyafetler dar pantolonlar giymek, çok fazla giymek. Tight konusu eğer rahat bir tight'sa evet, çok sorun oluşturmayabilir. Ama işte hijyene dikkat etmemek, sıkı kıyafetler gerçekten idrar yolu enfeksiyonuna ortam hazırlayabiliyor. Bol bol su içmemek. Evet. Yazın daha çok belki bol su içiyoruz ve daha çok idrara gidiyoruz ama kışın belki su ihtiyacımızı mı kısıtlıyoruz bilmiyorum ama bol su içmek bizi idrar yolu enfeksiyonundan en çok koruyan şey. Açıkçası bol tedavide, evet, tedavide de başta gelen şey bol su içmek. Ki zaten böbreklerin çalışması için de az önce dediniz ya hocam, idrar yolu enfeksiyonları böbrek hastalıklarına kadar ilerleyebiliyor diye. Çünkü böbreğin de en büyük ilacı su. Evet. Vücudumuzun en büyük ilacı aslında. Evet, en büyük tedavi aracımız aslında en iyi rehabilite eden vücudumuzu su, bol su içmek ve yıkanmak çok önemli. Evet, suyun önemini hijyende de görüyoruz. Vücudumuzu aldığımız zaman da görebiliyoruz. Evet. Hijyen noktasında da hassas davranmamız gerekir. Ama biz bu biraz hijyeni ya abartıyoruz ya da çok da azımsıyoruz. Bir ortasını bulamıyoruz nedense evet. Hocam. Özellikle genital bölge temizleyicileri gerçekten çok fazla zarar veriyor. Temiz olacağız, idrar yolu enfeksiyonu olmayacağız ya da mantar olmayacağız diye çok abartılabiliyor. Evet. O yüzden ben herhangi bir kimyasal kullanmadan sadece duru ve soğuk, sıcak su da çok fazla iritasyona neden oluyor ve tahrişe neden oluyor. Bu arada suyun önemi tabii ki çok önemli, onun için fazla harcamamalıyız. Küresel ısınma var, evet. Dünya yok oluyor. Yarın öbür gün gerçekten belki 30 yıl sonra Afrika'dan beter duruma düşeceğiz. Temiz su kaynağı bulamayacağız. Bırakın yıkanmak için, içmek için bulamayacağız. Bu arada çok rica ediyorum su kullanımına bu anlamda çok dikkat etmek lazım. Temiz olacağız ama evet. Gereksiz su harcamayacağız. İsraftan kaçınacağız. Kesinlikle. Su israfından, gereksiz evet. Su israfından evet. Kaçınmamız gerekiyor. Çok önemli gerçekten.